Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 28 Aralık Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Michael Saylor'ın yönetim kurulu başkanlığını yaptığı MicroStrategy, Bitcoin alımlarına devam ediyor. Şirket dün yaklaşık 616 milyon dolar karşılığında 14.620 BTC satın aldığını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre satın alımlar 42.110 dolar ortalama fiyat üzerinden 30 Kasım ila 26 Aralık arasında gerçekleştirildi. Böylece MicroStrategy'nin Bitcoin varlıkları 189.150 BTC'ye ulaştı. Satışa sunduğu NFT koleksiyonlarından milyonlarca dolarlık kazanç sağlayan Donald Trump, ETH'lerin bir kısmını sattı. Trump, NFT satışları ve telif hakkı ücretlerinden kazandığı 1075 ETH'yi dün itibariyle 2.4 milyon dolar karşılığında elden çıkardı. Satışlar Coinbase üzerinden yapılırken, Trump'ın cüzdanlarında hala milyon dolar değerinde ETH varlıkları olduğu düşünülüyor. Washington merkezli Dijital Ticaret Odası Başkanı Perian Boring, Bitcoin'in 2029'a kadar 1 milyon dolara ulaşabileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Boring, bu tahmini oluşturdukları bir modele dayandırdıklarını ifade etti. 1 milyon dolarlık tahminin kullanıcı sayısının mevcut hızla artmaya devam etmesi halinde geçerli olduğunu vurgulayan Boring, şu anda ABD halkının %40'ı kripto paraya bir şekilde yatırım yapmış durumda. 2029'a kadar %90 oranında benimsenme yolunda ilerliyoruz. Bu %90'lık benimsenme oranına ulaştığımızda fiyat 1 milyon dolara kadar çıkabilir. Çünkü Bitcoin arzı sınırlı dedi. Bitcoin ETF başvurusu yapan şirketlerden biri olan ARK Invest'in CEO'su Cathie Wood, onay geleceğine yönelik işaretlerin güçlü olduğunu söyledi. SEC'nin kripto paraları bakış açısının değiştiğini, aynı zamanda bilgi derinliğinin de arttığını belirten Wood, Ocak'ta spot Bitcoin ETF'lerin kabul edileceğine yönelik güçlü işaretler var. Ben 10 Ocak'ta büyük ihtimalle bir onay geleceğini düşünüyorum. Çalışmaları izliyoruz yorumunu yaptı.